Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz dil ve konuşma terapisti Sayın Elif Menteş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ben dil ve konuşma terapisti Elif Menteş, 22 yaşındayım. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde dil ve konuşma terapisi bölümünü bitirdim. Şu anda özel bir kurumda çalışmaktayım. Evet. Dil ve konuşma terapisti kime denir? Dil ve konuşma terapisi, dil, konuşma, ses, yutma alanlarında meydana gelen bozuklukların önlenmesi, tanılanması, değerlendirilmesi ve aynı zamanda bilimsel araştırmalar yapan bağımsız bir sağlık meslek elemanıdır. Peki uygulama alanları nelerdir? Uygulama alanlarımız çok geniş bir yelpazeyi karşılıyor. Örneğin akıcılık bozuklukları, bunun içinde kekemelik ve hızlı bozuk konuşma, otizm, beslenme bozuklukları, yutma bozuklukları, ses bozuklukları, konuşma sesi bozukluğu dediğimiz artikülasyon bozukluğu, fonolojik bozukluk, aynı zamanda çocukluk çağı apraksisi, rezonans bozuklukları dediğimiz dil, dudak damak yarıkları bozuklukları. Bunun yanında dil bozuklukları dediğimiz gelişimsel dil bozukluğu, edinilmiş dil bozukluğu. Bu şekilde bunların yanında ADIS dediğimiz alternatif iletişim sistemleri gibi birçok alanda biz varız. Evet. Gecikmiş dil ve konuşma nedir? Gecikmiş dil ve konuşma, çocuğun yaşından beklenen düzeyde dil ve iletişim becerilerini bize gösterememesidir. Hı. Özellikleri nelerdir? Bunların başlıca özellikleri sınırlı konuşma, sınırlı sözcük dağarcığı, çocuğun iletişimde, özellikle akranlarıyla iletişiminde isteksizlik, birçok durumu, duygularını, isteklerini jest ve mimikleriyle anlatma. Örneğin çocuk bizden bir su isteyeceğini istediği zaman bunu daha çok annesinin elini suya götürerek yapıyor. Daha çok jestlerini kullanıyor, vücut dilini çok fazla kullanıyor. Bu tür durumlar gecikmiş dil ve konuşmanın en bariz özellikleri. Bunun yanında artan hırçınlık, çünkü çocuk artık kendini ifade edemediği için bir yerden sonra iletişimden de kopuyor. Bu da kendi içinde bir hırçınlığa neden oluyor. Daha çok agresif tavırlar göstermeye neden oluyor. Çünkü anlaşılmıyor. O da bunun bir yerden sonra farkında olduğu için öfke sorunları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Peki nedenleri nelerdir? Gecikmiş dil ve konuşmanın birçok nedeni var. Bunların en başında en başına demek de çok doğru değil ama bunlardan bir tanesi çevresel ve sosyal faktörler, uyaran eksikliği, doğumdan önce veya sonra oluşan komplikasyonlar, genetik faktörler, medikal faktörler veya sendromlar, otizm, Down veya adını daha birçok bilmediğimiz birçok sendrom var. Bunların hepsi dil ve konuşmaya büyük ölçüde engel oluyorlar. Bunun yanında zihinsel engel, mental retardasyon dediğimiz, duygusal, algısal gelişim bozuklukları, beyin travmaları, gecikmiş dil ve konuşmanın başlıca nedenleri. Peki bir uzmana ne zaman gitmemiz gerekiyor? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Örneğin biz hep şey diyoruz, işte 0 ile 3 ay arası bir ses duyduğumuzda ya da ani bir ses, mesela bir yere bir şey düştü pat ya da biz alkış yaptık, çocuğun oraya direkt dönmesini bekliyoruz. Ama bizim 0 ile 3 ay dediğimiz daha çok kalıp biterim. Mesela her çocuğun gelişim evreleri birbirinden çok farklı. Şunu söyleyebilirim, 0-3 ay değil 0-4 ay olabilir. Ama mutlaka biz 1-2 sapma dışında bu becerileri bu yaş aralığında bekliyoruz. O yüzden şöyle açacağım konuyu, 3 ay civarı diyeceğim. 3 ay civarında ani seslere dönme, tepki verme. Veya 3 ile 5 ay arası agulama dediğimiz anlamsız ses tekrarları, seslerle hafif hafif oynamaya başlama. Biz bunları bekliyoruz. Bir yaş civarında ismi söylendiğinde dönüp bakma veya ona hayır dediğimizde alıcı dil düzeni, yani anlama, algılama, hayırdan anlayabilme. Bunun yanında 1,5-2 yaş civarında hiç kelimesinin olmaması. Bu bizim için bayağı büyük bir risk faktörü. Bunun yanında 3 yaş civarında ne, neden, kim sorularını anlama ve uygun cevap verme. Ya da 2-3 kelimeli cümlelerini artık kurmasını bekliyoruz. Bunlar eksikse de yine mutlaka bir uzmana danışmalarını istiyoruz. Bunun yanında 4 yaş civarı.
4 yaşta kişi zamirleri, 3-4 kelimeli cümleler kurma. Biz yine bunları çocuğumuzdan, miniğimizden bekliyoruz. Eğer bunlar yoksa yine mutlaka vakit kaybetmeden bir uzmana danışsınlar. 5 yaş civarına geliyoruz. 5 yaş bizim için artık konuşmanın %100 anlaşılır olduğu. Şimdi R sesimiz, birkaç ses var. Onlar evet hala çocuğumuz edinmemiş olabilir ama yine bunun değerlendirmesi mutlaka uzmanın yapması lazım. 5 yaş civarında yetişkin konuşmasına yakın bir konuşma bekliyoruz. Neden, nasıl soru kalıplarına uygun yanıt verebilme, nedenlerini anlatabilmeyi miniklerimizden bekliyoruz. Bunlar olmadığında mutlaka yine bir dil konuşma terapistine, bir de hiç olmazsa velilerimizin bir değerlendirme almasını istiyoruz. Ben aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Örneğin minimiz tek tip oyuncakla oynuyorsa, yani yine 3 ay 0-3 ay civarında ona aniden sesler ürettiğimiz alkıştı, pat sesleri, oraya dönüp bakmıyorsa, ilerleyen zamanlarda oyuncakların tek tip oynuyorsa ya da sembolik oyun dediğimiz, işte evcilik dediğimiz bizim sembolik bir oyun aslında. Atıyorum biz ona yemek yapmak istiyoruz ama çocuğumuz hala bizimle bunlara oynayamıyorsa, arabaları sadece ileri geri götürüyorsa, tekerlerini çeviriyorsa, ismi söylendiğinde bakmıyorsa, bizimle iletişime geçmek için çaba göstermiyorsa, su içmek istiyor, gidiyor kendisi alıyor veya temel gereksinimlerini bize hala söyleyemiyorsa mutlaka yine bir uzmandan değerlendirme almamız gerekiyor. Altında başka sendromların da olabileceğini düşünüyoruz böyle durumlarda. Ailelerimizin vakit kaybetmeden gerekli mercilere başvurmasını istiyoruz. Evet. Peki dil ve konuşma terapisi alanında iş bulma süreci nasıl? Çalışma alanlarınız neler? İş bulma süreci şu an mesleğimiz çok yeni olduğu için Türkiye'de çok yeni bir meslek. Yeni bir meslek grubu olmasına rağmen çok fazla istihdam alanı var ve aslında miniklerimizden tutun da 7'den 70'e herkesin bize ihtiyacı var. Şimdi ben bugün sadece gecikmiş dil konuşmayı anlattım. Belli küçük minik yaş grubumuz. Ama bunun yanında bizim inmeli hastalarımız oluyor, yutma bozukluğu olan hastalarımız oluyor, ses bozukluğu olan hastalarımız oluyor. Ses bozukluğunda bile hem miniklerimize çalışıyoruz hem yetişkinlerimize çalışıyoruz. Yani 7'den 70'e birçok bireyin bize ihtiyacı oluyor. Bu yüzden de çalışma alanlarımız da çok geniş ve istihdam alanı da çok geniş. Sadece burada şuna dikkat etmelerini istiyorum velilerimizin. Hem madden hem de manen yıpranmamaları için mutlaka dil konuşma terapisti mi gittiğimiz kişi bunu araştırmalarını, gerekiyorsa diplomalarını sorabilirler. Çünkü orada çocuklarımız için vakit harcıyoruz, emek harcıyoruz. Çocuklarımıza yapacağımız olumsuz bir müdahale onların hayatını daha da geriye çekebilir. Burada önemli olan doğru müdahaleyi doğru zamanda yapabilmek. Bunu da bir uzman yapabilir. Ailelerimiz bu konuda çok dikkatli olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Rica ederim. Vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, dil ve konuşma terapisti Sayın Elif Menteş konuğumuz oldu. Hoşça kalın.